Şöyle bir tehlike var. Bakın Bitcoin'de. Bu Bitcoin bir üretim yapmıyor arkadaşlar. Herhangi bir bir pazarlaması yok, bir sermayesi yok. Mesela oraya para yatırırken orada açıklamalarında okursanız görürsünüz. Orada ne yazıyor açıklamalarda? Şirket iflas ettiği takdirde herhangi bir mal veyahut da para talebinde bulunamazsınız. İflas etti mi etti, paranız gitti hesabı. Bunun bu daha önce şehirler arasında Türkiye, Almanya'daki Türkler arasında bu Yimpaş Yozgat gibi böyle dolandırıcı şirketlerde olmuştu. Bunu bilir Almancılar. İsterseniz YouTube'da siz de araştırın. Milletin paralarını böyle toplayarak iflas gösterdiler. İnsanları kazıkladılar. Şimdi Bitcoin de aynı buna benzer bir gelişmiş uluslararası dünyaca tanınmış, reklam etmiş kendini bir şirket. Ortada bir mal beyanı yok. Herhangi bir mal varlığı yok. Arazi, ev, şirket, üretim, dağıtım, satım yani bir şey yok. Mesela diyelim Arçelik, Siemens, Boş, hani Termikel. Bunlar mesela bunların borsada hisse senetleri var. Hisse senetlerini satın alıyorsunuz. Orada belli bir pay hakkına sahip oluyorsunuz. Çok yatırırsanız çok fazla payınız olur. Orada kar payı alabilirsiniz her satılan ürünlerde mesela yıllık kar payı var kazancın hani e, yatırımın borsa hisselerin yükselir kar yaparsın veya da düşer zarar edersin. Ha, firma diyelim ki arçelik yatırım yaptınız iflas edecek etti iflas etti senin de bir sürü borsa hisse senedin var orada. Orada iflas sonrası senin payın olduğu için TMSF e, yani devlet el koyduğu zaman içerideki o beyaz eşyaları üretimi projeye, makinalara, oradaki firmaya, fabrikalara hep yönetim atanır. Kayyum gibi bir şey atanır. Sizin malınızı kurtarabilirler. Devlet garantisi bir nevi var yani. Ama bu Bitcoin'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz oraya imza hani atıyorsunuz. Ben burada iflas veya da bir batak, bir kayıp bir şey olduğu zaman bir mal talebinde bulunamayacağım. Çünkü Bitcoin'in ürettiği herhangi bir araç yok. Bir şey üretmiyor. Yatırım yapmıyor. Adamlar açıkça kara para aklıyor ya. Bugün kara parasını yatıranlar şu anda cazip. Dünyada çoğu kişi kara para aklamak için böyle bir yol, böyle bir sistem arıyorlardı. Buldular. E bir gün bu caziplik eğer elden giderse bu da sizin iflasınıza sürüklemek gibi bir şey olabilir. Şu anda çok güzel yatırımlar olduğundan paranız durmadan katlıyor. İflas olduğunda bir siber saldırı oluyor mesela. O siber saldırı olduğunda bu dünyanın her ülkesinde, her şehrinde bu Bitcoin'in belirli çalışan anlaşmalı kişiler, kendi yani şahıslar da var. Kendi bilgisayarlarında bunları not ettikleri için bir tanesine saldırı olduğu zaman aynı bilgiler başka bir yan şehirde, yan komşunda aynı bilgiler mevcut olduğu için bunu güvenli gibi kılıyor. İnsanlar bu açıdan güveniyor. Yani bilgilerim çalınmadı. En azından Bitcoin geri ödedi diyor. Hani bir malı markete varıp da kırarsınız da orada parasını ödemek istediğiniz zaman o market yeni açıldığında müşterisini üzmemek, geri çekmemek için nazik ve kibar davrandığında ama ne demek canım al bir tane benden olsun. Aman ödeme. Dükkanın içinde kırıldı. Canın sağ olsun. ayıp ediyorsun. Lafım olur falan deyip poşetine atıyor ya. Onun gibi bir şey. Sigortamız var diyor. Şöyle de böyle diyor. Adını kirletmemek için müşterisine daha fazla ilgi ve alaka gösteriyor. O Siber saldırıda kaybetmiş olduğu bitcoin'ların yerine hemen telafi yapıp kendi müşterisini kötü reklam, dünyaya kötü reklam e, imajı vermeden o e, müşkülünü gideriyor. Müşterisinin. Bu da güvenilirlik derecesini yükseltiyormuş gibi çıtasını yükselttiğini sanıyorlar. Halbuki orada saldırı yapan diğer birkaç şahıs yani fareler diyelim. Küçük fareler. Orada saldırıyı başka bilgisayarlarda o siber saldırı not edildiği için tespit edilip o telafi gideriliyor. Ama o saldırıyı yapan firmanın kendisi olursa asıl baştaki şahıs olursa bütün dünya gelenindeki bilgisayarların hepsi not etsin hiçbir faydası olmaz iflas etti etti kardeşim bu bitti. Ya adam bana diyor ki ne ya diyor bu diyor bütün dünyada tanındı. Bütün dünya diyor buna diyor hani diyor nasıl diyor kefil olur. Bak kardeşim hiçbir dünya ülke ülke hiçbir dünyadaki hiçbir ülke buna kefil değil. Sadece adam diyor ki ne? Ben diyor böyle bir bitcoin'im var. Ya sanal param. Ben vergimi ödüyorum. Şubemi de açıyorum. Benden kazanan kişilerin bilgilerini de sana paylaşıyorum. Bu kişiler oradan para kazanırsa sen vergisini alacaksın diyor. Ondan sonrası diyor kimseyi ilgilendirmez. Bir sahtekarlık olursa o zaman diyor Beni araştırırsın, o zaman bana dava açarsın. O zaman peşime düşersin diyor devlet açısından. Devlet de buna izin veriyor her devlet. Adam cebine karına bakıyor. Sen 1000 euro yatırdın. 1000 euro da 2000 euro oldu. 1000 euro kar yaptın. %25 burada kar payı var. 250 eurosunu devlet cebine atıyor. Çekiliyor kenarına. Keyfine bakıyor kardeşim. Senin 1000 €'n yandı, battı gitti mi? Devletin umurunda değil. Kazanırsan ortak %25, kaybedersen umurunda değil. Devlet için yağlı bir kapı yani. Niçin böyle bir sisteme izin vermesin ki? Dünyanın her devleti ve ayrıyetten devletler büyük bakıyor kardeşim. Bakın çünkü dünyada böyle gayri yasal büyük kara para aklama yerleri var. Bu da ülke ekonomilerine büyük faydalar sağlıyor. Öyle. Şimdi siz kara para aklama ne demek diyorsunuz? Mesela adamın 1000 eurosu var ya da 10 milyar var. Ya bunu aklayacak. 10 milyar aklamaya ne gerek var? Adamın trilyonlarca doları var. Bunu aklaması lazım. Bunu aklamak öyle kolay değil. İşte böyle Bitcoin gibi 1 milyar dolar, 10 milyar dolar veyahut da 1 milyon euro, 10 milyon euro bunu aklaması için ha böyle Bitcoin gibi bir şeyler üzerinden, böyle bir sanal para üzerinden kendisini aklarken bunları satın aldığında Bitcoin'i o ülkeler de Bitcoin'u niçin yasaklayayım diyor ya. Ülke olarak düşünün. Adam diyor ki ben manyak mıyım? Ben yasaklarsam diyor bu para Bitcoin Amerika'da İngiltere'de geçerli diyor. Ben Almanya'da veyahut da Fransa'da veyahut da İngiltere'de Hollanda'da yasaklarsam bu bitcoin diyor dünya üzerinden her yerden hesap açabilirsin. Adam gidecek Nijerya'dan hesabı açar. Nijerya'dan parasını yatırır. Almanya'daki para Nijerya'ya kayar. Fransa'daki para Nijerya'ya gider. Türkiye'deki para adam Irak'tan hesap açar. Türkiye'deki parayı Irak'tan bitcoin alarak parasını İngiltere'ye, Amerika oraya buraya kaçırır. Adam da diyor ki ne? Ya kendi ülkemde Bitcoin e, hesabına izin vereyim, hem vergimi alayım. Hem de diyor yani kazanınca hem vergimi alayım, hem de o firmadan vergi payı kazanayım. Hem müşterisinden, hem i, e, iş yeri sahibinden, hem ülkemde iş yeri açar, hem i, yani bir sürü kişi ekmek yer falan filan diye ve hem de ülkemden paranın kaçışına izin vermem, ülkemde stok yaparım. Bana paraya Canlı paraya ihtiyacım var diyor. Şu 21. yüzyılda şu anda para e, çok büyük bir ihtiyaç. Yani büyük bir e, bütün e, mesela teknolojilerin eskiden mesela insanın çok adamı vardı. Ordusu vardı. Ordu iş yapıyordu. Paranın hiç hiç önemi yoktu. Bundan bin sene önce. Parası olan altına olan umurunda değildi. Bundan e, 200-300 sene önce insanın... Parası, pulu, adamı olup olmaması önemli değil. Adamın savunma sanayisi vardı. Silahı vardı. Adamın üretiyordu. Teknolojik üretiyordu. O zaman teknoloji ve silah, savunma sanayi bunlar önemliydi. Para ve insan önemli değildi. O 200 sene önceki çağdan bahsediyorum. Şimdi de adamın var. Hiç kimsenin umurunda değil. Silahın var. Umurunda değil. Para şu anda dünyayı yönetiyor. Şu anda para yöneten bir devirdeyiz. Adam diyor kendi ülkemden paramı niye göndereyim? Benim ülkemde param kalsın diyor. Yani şu anda dünyada para en önemli aktör ve parasını insanların ülkesinden çıkarmaması için devletler böyle önlemler alıyor ve izin veriyor, mecbur kalıyor izin veriyor. Bu yüzden de bu yüzden de yasal gibi gözüken, yasal zaten de yasal ama bu yasallık bir zamandan sonra şu an çok para yatırıyorlar. Bitcoin yükseldikçe yükseliyor, yükseldikçe yükseliyor. Senin mesela 10 euro varsa içeride o 100 euro olduğu zaman, 100 euro olduğu zaman, 1 milyarın 100 milyar olduğu zaman parayı çekmeye tam çalışacağın zaman adam iflas gösterecek, battı, bitti diyecek. Ne yapacak? O zaman senin dava açacaksın. Haciz edeceğim bir mal yok. Karşında muhatap yok. Adam Bitcoin'ları bir şekilde aktarmış bir yerlere. E, siber saldırı oldu demiş, iflas ettik demiş. Buna benzer bir karşılığı, garantin bir şeyin yok. Ne yapacaksın o zaman? Sen kredi çektin, evini sattın, cebindeki bankandaki bütün parayı yatırdın, arabanı sattın. Yani şimdi 100 Avrupa'dan söyleyeyim. 100 bin euro Avrupa'da kredi çekiyorsun. 10 seneliğine 100 bin euro'ya 10 bin euro ya da 20 bin euro faiz alıyor banka. Yani öyle çok düşük cüzi miktarda faiz alan bankalar var. Adam mesela sağlamsa güvenilirse 100 bin euro'ya 10 senede 20 bin euro faiz alıyor. Sen 100 bin euro'yı bugün bitcoin'e yatırsan Akşam 100.000 euro sabahleyin 130.000 euro oluyor. Akşamdan sabaha. Böyle karlı bir sistem varken adam kredi çekip işte götürüyor yatırıyor. Bugün 30.000 euro kazandın. Yarın 60. Ertesi gün 100.000 euro kazandın. 100.000 oldu 200.000 euro. E 2 sene sonra iyi karlı gidiyorsun ya. 2 sene sonra adam iflas etti. Kredin, borcun, evin her şeyin üstüne kaldı. Ne halt edeceksin? Sıfır. Yani adamın bir güvencesi yok. Bir malını haciz edeceğin bir arazisi, bir şirkete bir firması yok. Siemens gibi, boş gibi bir şirketleri üretim yapmıyor. Satış yapmıyor bu adam. Yok yani. Dünyada bunun bir güvencesi yok. Bütün dünya ülkeleri de yani bak dünyadaki bütün ülkelerde Bitcoin şu anda Çin'in sanal para birimi. Amerika çıkardı. Almanya çıkardı. Türkiye çıkarmaya çalışıyor. Bütün gelişmiş ülkelerin kendi sanal para birimleri oluşmaya başladı. Şu anda Bitcoin en çok kazandıran ve en meşhur olan Bitcoin olduğu için çok pahalı ve çok değerli çok da artıyor. Bunu diğer ülkeler Bitcoin'den örnek alarak neden çıkardı biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu çıkarmasının sebebi Bitcoin'a e parayı yatırıp da kendi ülkelerine kaçırmasınlar parayı. Bizim ülkemizde kalsın Bitcoin benzeri sanal parayı devlet ben üreteyim param benim ülkemde kalsın diye uyanıklık yaptılar. Kendi sanal paralarını çıkardılar. Ve paranın yurt dışına gidişini engellediler büyük paraların. Devletler de istiyor ki ne kara para bir şekilde e, aklansın ama benim ülkemde aklansın. Tam göz göre göre de o kara parayı ben aklayamam diyor. Yani buna da izin veremem diyor. Yani bu suç olduğunu biliyorum. Hani istiyor o kara para da olsa ülkemden çıkmasın. Bende kalsın diyor. Ama ben bunu bile bile yani bu kara parayı nasıl aklarım yani. Bu bir ortaya çıkarsa bu parayı yani ortada bir para var ama adam gayrimeşru yolla kazanmış. Biliyor. Bunu ben diyor göz göre göre kendi kasama koysam gözümü yumsam ortaya çıktığı zaman dünyaya ne derim? Uluslararası mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları var. Bunlar hani bütün bu dünya mahkemesinde bir dava açıldığında suçlu bulunduğunda büyük cezalar alabilir. Yaptırımlar uygulanabilir bu devletlere. Bu yüzden diyor ki ne? bir hani bu e, kara paranın aklamanın bir taktiği bir yolunu ben de onlar gibi yapayım. Bir şekilde o zaten o fareler parayı gelip yatıracak alacak oradan hisse senedi alacak. Bitcoin gibi hani o sanal paralardan. Böyle bu şekilde paralarını orada aklayacaklar. Bir iki sene orada tutacaklar o parayı. O Bitcoin gibi Çin'in yani devletin Çin'in kendisinin bir e, şirketler üzerinden yani Çin devletine ait gibi gözüküyor da şirketler üzerinden Çin'e ait Çin'in ekonomisine faydası var. Amerika da diyor ki ne? Benim ekonomime, benim bankama, benim devletime bıraksın bu parayı diyor. Bu sanal parayı ben ürettim. Buraya adam buradan hisse alsın, para benim devletimin içinde kalsın. Çin'e gitmesin, Çin kazanmasın diyor. Bu da bu kazanç açısından öbür ilk dediğim de dolandırıcılık açısından Adam Çin'in devletine ait değil aslında şirketlere. Şirketler bir gün diyecek ki ben iflas ettim. Hadi ceketimi şapkamı alıp gidiyorum. Bir de sistem uydururlar. Siber saldırı oldu. Şu oldu bu oldu. Battık bittik iflas ettik. Hiçbir mal yok. Mülk yok. Ortada don gömle kalacaksınız. Buna da dikkat etmek zorundasınız. Yani eğer e, tabii çok uyanıklık yapıp da açgözlülük yaparsanız sonunda başınıza böyle bir şey gelirse. Bugün bankaya para yatırıyorsun. %2, %3 faiz veriyor. Haram diyorsun. Hani ona girmiyorsun. Ben %3 değil de %50 alacağım. %100 kar yapacağım. Bitcoin gibi bir şey alayım diyorsanız. Yaparsın. Sorun değil. Evi de sat. Koy oraya. Bugün Avrupa'da diyelim. Almanya'da 500 bin oraya sat evini. seneye evin oldu, şey, Bitcoin'in oldu 1 milyon euro. 500 bin euro kardasın seneye. Bir sene içinde. Olabilir. Olur. Ertesi seneye tam bir buçuk milyon euroyu ya da 1 milyon 2 milyon olacağı zaman iflas gösterir. Ondan sonra evinden de olursun. Ondan sonra avrattan da olursun. Çoluk çocuktan da olursun. Ondan sonra ne olursun? Kendin karar ver. Ben burada size dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Uyarıyorum. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.